Selamlar efendim. İyi haftalar. Bu hafta Türkiye için çok önemli gelişmeler oldu. Özellikle hafta sonu. Beklendiği gibi ekonominin başına Mehmet Şimşek getirildi ve daha da önemlisi belki Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Cevdet Yılmaz atandı. Dolayısıyla bu bize ne gösteriyor? Aynı dünyaya aynı pencereden bakan ekonomik anlamda en azından kişilerin oluşturduğu güçlü bir kadro var. Bir kere bunu not etmek lazım. Burada aynı pencereden bakmayan bir kişi var. O da şu andaki yönetimde. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla herkesin kafasında aynı soru işareti var. Evet, eğer işte Cevdet Yılmaz'a, Mehmet Şimşek'e, hatta bu programı hazırlayan Lütfü Elvan'a vesaire bırakılsa ekonomi şu şekilde gidecek şeklinde öngörüler yapılabilirken, buradaki tek soru işareti, böyle bir gidişat içerisinde eğer Erdoğan'ın istemediği bir durum ortaya çıkarsa ne derece müdahil olacak? Bunu zaman gösterecek. Bununla ilgili kehanette bulunmak için şimdilik erken. Neden erken diyorum? Çünkü bu kesin olur ya da kesin olmaz diyemeyiz. Çünkü Türkiye çok açık konuşmak gerekir ki son 3 yılda belki üçüncüye duvara çarpmak üzereyken geri dönüyor. Bir U dönüşü yapıyor. Şu anda tekrar bir U dönüşüyle karşı karşıyayız. Birincisi Berat Albayrak'ın istifasıydı. 2020'nin sonu. İkincisi 2021'in sonu KKM'nin başlangıcıydı. Üçüncüsü de işte şimdi 2023'ün ortası. Demek ki Mehmet Şimşek'in gelmesi olarak not edebiliriz. Daha önceki iki seferde de Erdoğan'ın ilgili durumlarda müdahil olduğunu gördük. Fakat bu sefer o kadar rahat müdahale etme şansı bulamayabilir. Çünkü önceki durumlara göre Türkiye ekonomisinin durumu en azından makroekonomik koşullara baktığımızda daha kötü. Ve bakalım bundan sonra ne olacak diye konuştuğumuzda hemen hafta sonu devir teslim töreni gerçekleşirken Mehmet Şimşek'le Nurettin Nebati'nin arasındaki diyaloğa da mutlaka dikkat çekmek gerekiyor. Orada Mehmet Şimşek'in söyledikleri önemli. Neden? Dedi ki yanında Nurettin Nebati varken rasyonel politikalara dönmek zorundayız. Peki bu ne demek? Demek ki aslında üstü kapalı olarak yanındaki önceki bakana, Sayın Bakan sizin uyguladıklarınız irrasyonel politikalardı. Biz bunları terk ediyoruz, bunlardan vazgeçiyoruz ve rasyonel politikalara dönüyoruz demek istedi. Şimdi burada soru işareti, bu rasyonel politikalar denen politika setinin içinde ne var? Bir. İkincisi, bu içinde olan şeyler hemen uygulanabilecek gibi mi? Birinci sorunun cevabını 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. İkinci sorunun cevabı hayır. Neden hayır olduğunu ve bunun piyasa etkilerinin ne olduğunu sizlere söyleyeyim. Bir kere ortodoks diye bahsettiğimiz işte efendim bütün dünyada uygulanan Türkiye gibi rezerv parası olmayan ülkelerin enflasyonda bu kadar yüksekken pozitif reel faiz vermesini önceleyen, gerektiren bir politikadan bahsediyoruz. Demek ki bu politika içerisinde eğer Türkiye'nin enflasyonu bugün enflasyon rakamları açıklandı. Aylık %0,04, yıllıkta %39 küsur, 40'a çok yakın. Dolayısıyla %40'ın altına gelmiş bir enflasyonla karşı karşıyayız. Bunu da mutlaka bu doğalgazın sıfırlanması meselesine aylık olarak dikkat çekerek bakmak lazım. Eğer öyle olmasaydı belki enflasyon %40 değil %42-43 gelecekti. Dolayısıyla bu geçici, arizi bir durum ama bunun dışında önemli olan bizim önümüzdeki dönemde ne kadar enflasyon yiyeceğimiz. Burada geçen hafta da belirttiğim gibi tablo kişilerden bağımsız olarak pek parlak değil. Çünkü seçim döneminde verilen vaatler artı kurdaki hareket. Az sonra o konuya geleceğiz. Kur yavaş yavaş yukarı doğru bırakılıyor. Zaten bu rasyonel politikalara tamamen dönülmediğinin de en önemli işaretlerinden bir tanesi bu kurun hala kontrol ediliyor olması. Bu herhalde bir mecburiyet olarak da görülebilir. Şimdi biz diğer taraftan baktığımız zaman eğer pozitif reel faiz vermek durumuna gelecekse Türkiye ki zaten veriyor şu anda ama kağıt üzerinde farklı kişilere farklı faizler uygulanıyor şu anda. Onlar belki bir miktar düzeltilecektir. Bunların da böyle biz bugün bunu yaptık, biz işte bugün de bunu gerçekleştirdik falan gibi değil. Mehmet Şimşek'in kurmaylarıyla beraber herhalde bir kadro değişikliği de söz konusu olacak. Herhalde bir bakan yardımcılarında değişiklikler olur. Artı daha da önemlisi Merkez Bankası Başkanı
değişebilir. BDDK başkanı değişebilir. Belki SPK başkanı değişir. Belki kamu bankalarının üst yönetimleri değişir. İşte Merkez Bankası başkanlığı için First Republic Bank'in önceki eş CEO'su Gaye Hanım'ın ismi geçiyor. Herhalde kesin gibi. Dolayısıyla bunlar piyasa tarafından dikkate alınacak unsurlar. Ama bu atamalarla beraber bakanlığın bir eli yüzü düzgün, başı sonu olan bir program anons etmesi gerekiyor. Ve bu programın içinde de işte şunları, şunları, şunları önceliyoruz, şunları yapacağız demeleri gerekiyor. Burada tabii ki yapacağız demek yapmaya yetmiyor. Artı her şey için de böyle bir süper iyi niyetle yaklaşmak değil, gerçekçi hedefler koymak gerekiyor. Bence şu anda beklenen bu. Yani efendim aynı anda biz hem enflasyonu düşüreceğiz, hem cari açık problemimizi çözeceğiz, hem bütçe problemimizi çözeceğiz, hem seçim döneminde gerçekleştirilen vaatleri efendim işte yerine getireceğiz, hem işsizliği azaltmaya devam edeceğiz, hem büyüme yukarıda oluyor falan. Böyle bir dünya yok. Dolayısıyla bir seçim yapılması gerekecek. İşte bu seçimin neler olacağı bize aslında biraz ipucu verecek. Burada hem cumartesi günü Sayın Şimşek'in devir teslim töreninde yaptığı açıklamalardan hem de bugün Sayın Cevdet Yılmaz'ın Fuat Oktay'dan görevi devralırken yaptığı açıklamalardan doğal olarak enflasyonla mücadele için önemli adımların atılacağını ve temel noktaya da bunun koyulacağını söylediklerini gördük. Tabii bu o kadar kolay değil. Neden kolay değil? Çünkü sıfırdan bir ekonomi yönetimi devralmıyorlar. Eksi taraftan devralıyorlar. Eksi taraftan devralıyorlar dememin nedeni şu. Bir kere kur bu zamana kadar çok ciddi şekilde baskılandığı için ve Türkiye muadil ülkelerine göre pahalı halde kaldığı için şu anda turizm için bile başka ülkelerin tercih edilmesi gündeme geldi. Çünkü biz fiyat avantajımızı, fiyat rekabetimizi kuru baskılamak suretiyle kaybettik. Şimdi efendim işte turizmde ya da ihracatta fiyatla rekabet edeceksek zaten etmeyelim gibi söylemleri de bir kenara bırakmak lazım. Çünkü tamam bu doğru da akşamdan sabaha olacak bir şey değil. Onun için bu kadar son bir senede, 1,5 senede birikimli olarak üretici fiyatları diyelim ki %150 arttı. Kur o kadar artmadı. Dolayısıyla kur o kadar artmayınca fiyatlarımız gerçekten 1,5 sene öncesine göre pahalı kaldı. Aynı zamanda da işte ihracat pazarlarımız ya da ihracattaki rekabet avantajımızı sağlayacak diğer faktörler de yavaş yavaş ortadan kalktı. İşte pandeminin bitmesi, işte savaşın biraz sönümlenmesi vesaire gibi. Dolayısıyla bir kere gerçeklerle karşılaşmak için, yüzleşmemiz için şu cümleyi mutlaka kurmamız lazım. Türkiye'nin birçok problemi olmasına rağmen Türkiye'nin acil öncelikli problemi döviz açığı ihtiyacının çözülmesidir. Dolayısıyla evet şimdi şu anda mesela önceki dönemdeki kur üzerinde çok baskı vardı ama seçimlerden sonra bu baskı ufak ufak kaldırıldı ve onun gazı alınıyor. Bakın dikkat ederseniz pazartesi itibariyle bu uygulama devam ediyor. Neden? O kurun üstündeki baskı bir anomali yaratmıştı. Bunun yavaş yavaş bu gazın alınmak suretiyle aslında ithalat ve ihracatta bir miktar daha yurt içindeki üreticiyi rahatlatma amaçlı alınan önlemler. Biz bunun bugün itibariyle devam etmesinden önceki yönetimin gerçekleştirdiği bazı uygulamaların yeni yönetim tarafından da devam ettirileceğini, en azından bir süre dengeler oturana kadar devam ettirileceğini görüyoruz ki doğrusu da bu. Zaten eğer Millet İttifakı kazansaydı da benzer bir vaatte bulunuyordu. Dolayısıyla biz hiçbir şekilde katastrofik bir uygulama değişikliği beklemememiz lazım. Demek ki kurdaki bu kademeli artış en azından bir süre devam edecek. Bu birincisi. İkincisi kur korumalı mevduattan mutlaka bir çıkış yolu bulunması gerekiyor. Çok yüksek bir bakiye var orada. Bununla ilgili bir açıklama geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu da akşamdan sabaha değil, yavaş yavaş ne şekilde çıkış gerçekleştirileceğinin bize söylenmesi gerekiyor. Onun dışında maalesef bu kur artışı yavaş yavaş da olsa bu kur artışının bizim enflasyonumuz üzerinde bir baskı yaratacağı aşikar. Çünkü yurt dışından aldığımız mallar özellikle üretim için bizim toplam ithalatımızın %80'i enerji ve ara mallarından kaynaklanıyor.
Bu malları aldığımızda da maliyetler artacağı için bunlar da bize enflasyon olarak yansıyacak. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde her ne kadar enflasyonla mücadele edilecek, evet bunu tahmin edebiliyoruz. Ama belli faktörler bu enflasyonla mücadelede bizim önümüze zorluk çıkartacak. Onun için enflasyonla mücadelede bizim etkileyebileceğimiz şu anda ya da hükümetin etkileyebileceği alanlar kısıtlı. Bunların başında da faizler geliyor, kredi faizleri geliyor. Şimdi eğer siz kur geçişkenliğini etkileyebilecek durumda değilseniz ki çok da değiliz çünkü ciddi bir dış açık problemimiz var. Bir taraftan ücretlerle ilgili ciddi vaatler verilmiş, seçim ekonomisi uygulanmış, artı depremden kaynaklanan harcamalar var. Bunların hepsini bir arada düşündüğümüzde buralara müdahale edilmesi mümkün değil. Demek ki diğer tarafta hem özel tüketimin hem de bu bahsettiğim alanlar dışındaki kamu tüketiminin düşürülmesi gerekiyor. Bu harcamalar düşmeli ki enflasyonla mücadele sağlanabilsin. Ya da dış açık bu yolla yani ekonomi bir miktar soğutularak ne olsun biraz dengelenmeye çalışılsın. Dolayısıyla bu da işte hep bahsedilen acı ilaç. Yani acı ilaç içmek kimsenin istediği bir şey değil ama bu bahsettiğim denklemin gerçekleşmesi için bu acı ilacın böyle içilmesi gerekiyor. Böyle olacak ki Türkiye'deki faizler artacak ki biraz tasarruflar artacak, tüketim düşecek. Dolayısıyla Türkiye'nin tasarruf açığı bir miktar daralacak. Türkiye'nin tasarruf açığı daralınca doğal olarak dış açığı da bir miktar aynı nispette daralmış olacak. Bunun başka bir matematiği yok. Bize daha evvelki videolarda da söylediğim gibi sanki böyle bir gerçek yokmuş gibi bir dünya yaşattılar. Belli rezervlerimizi harcamak suretiyle bu kısıtlara tabi değilmiş Türkiye gibi bir dünyanın içerisinden buraya geldiğimiz için şu andaki ekonomi yönetiminin işi burada zor olacak. Tabii ki diğer zorluk videonun en başına gidiyorum. Bizim bu uygulamaları gerçekleştirdiğimizde halkta oluşabilecek bir olumsuz havanın Erdoğan tarafından nasıl karşılanacağı meselesi. Çünkü biliyorsunuz işte diğer bir soru işareti önümüzdeki 8-9 ay içerisinde bir seçim var. İşte Mart 2024'te. Dolayısıyla bunlara ne kadar ses çıkaracak, ne kadar çıkarmayacak bu da tabii ki önemli şekilde dikkate alınması gereken konulardan bir tanesi. Tabi burada diğer belirleyici noktalardan bir tanesi de yabancı yatırımcı kısa süre içerisinde bu alınan önlemler, açıklanan program karşısında ne kadar ikna olacak ve Türkiye'ye ne kadar sermaye getirecek? Eğer yurt dışından yabancı sermaye Türkiye'ye gelirse hiç olmazsa kendi içimizde biraz daha hareket alanı sağlayabilmemiz mümkün olabilir. Onun dışında zaten işlerin oldukça zor olduğunu daha evvel de söylemiştik. Dolayısıyla şöyle toparlayacak olursak bir kere bu kötü ekonomi yönetiminden daha iyi ekonomi yönetimine geçmenin vermiş olduğu piyasalarda bir rahatlama olacaktır. Çünkü 700'ün üzerinde bir CDS çok yüksek bir CDS'ti. Bir kere onda aşağı doğru bir geliş söz konusu olacak ki bu başladı. Faizlerin aşağı doğru gelmesi yani Eurobond faizleri tabii doğal olarak aşağı doğru gelecek. Çünkü ABD'deki faizlerde böyle bir artış yok. Dolayısıyla Türkiye'nin yabancı para cinsinden borçlanma maliyetleri düşecek. Bu özellikle bankalar ve borsada olumlu etki yaratabilecek unsurlardan bir tanesi. Diğer taraftan devlet tahvili faizlerinin yükselmesi beklenir. Çünkü şu andaki bulunduğu seviye hiç de normal değil. Normal yerlerine gelmesi gerekecek. Tabii bunları söylerken de şunu da dikkate almak gerekir. Bankacılıkla ilgili muazzam regülasyonlar yapıldı. İşte menkul kıymet tutma zorunluluğundan diğer taraftan işte kredilerde belli faizin üzerinde kredi verilmesinin cezalandırılması, TL cinsi mevduatın tutulmasının ödüllendirilmesi vesaire gibi. Şimdi bu alınan önlemlerin ne kadar geri çekilecek ve bunlar çekilirken de piyasada hangi etkiler yaratılacak? Onlar da tabii ki çok yakından izlenmesi gereken şeyler. Dolayısıyla böyle bir cerrah titizliğinde yapılması gereken işler. Yeni ekonomi yönetiminin bu anlamda işi oldukça zor. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da işi zor olacak. Ama günün sonunda baktığımızda bu yoldan geçilmesi gerekiyor. Eğer bu yola tevessül edilmeyecek olsaydı, edilmeseydi daha kötü bir sonuçla karşılaşmamız çok olasıydı. Maalesef bunu yaparken de bu olumlu olabilecek adımlar atılırken de neden buraya geldik ve
Buraya gelirken hangi hatalar yapıldı? Bunun da muhasebesinin mutlaka net bir şekilde yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bu az önce söylediklerimle beraber borsada da kurda da yükseliş olacak. Kur yükseldikçe borsada da bir miktar yükseliş olması işte CDS'te düşüşle beraber olasıdır. Ve tabii ki diğer taraftan biz hem mevduattaki hem kredi faizlerindeki gidişatı çok yakından izlememiz gerekiyor. Onun da mutlaka borsa üzerinde etkisi olacak. Ama günün sonunda daha önce de söylediğim gibi belki net olarak gözüken şeylerden bir tanesi enflasyonun Türkiye'de yükselmeye devam etmesi olası gözüküyor. Kurun da bir miktar yükselmeye devam etmesi olası gözüküyor. Ama kurdaki yükseliş bir süre sonra rahatsız edici hale gelebilir. Çünkü her ne kadar dış açığımızı dengelemek açısından kurda bir yükseliş evet mümkün gözükse de zaten kur yükselirken de yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesini beklemek çok kolay değil. Kurun belli bir yere kadar yükseldikten sonra yabancı yatırımcı gelecektir. Onun için bu kurdaki yükselişin de bu kadar yavaş yavaş olmasındansa eğer olacaksa serbest bırakıp belki daha kısa sürede olması yeğlenebilir. Tabii ki kurdaki yükselişin de bize getirebileceği bazı handikaplar da olacak. İşte videonun başında söylediğim enflasyon artı ithalatın kısılması, azalması evet dış ticaretimiz için olumlu bir unsur olmakla birlikte ithalattan alınan vergilerin düşmesine sebep olacak. Diğer taraftan Türkiye'deki o tüketimin azaltılması için kredi faizlerinin yükseltilmesi ve işte ithalatın pahalılaşmasından dolayı tüketimin doğal olarak azalması yani enflasyonla beraber diğer taraftan da neyi getirecek? ÖTV ve KDV'den alınan vergilerde de bir miktar düşüş beraberinde getirebilir. Onun için belki bunların yerine konabilecek farklı vergi ayarlamalarının da yapılması gerekebilir. İşte servet vergisi şudur budur gibi. Onların da neler olacağını önümüzdeki dönemde görmemiz gerekecek. Dolayısıyla yeni programda bir kısa vadeli önlemler açıklanacak. Ondan sonra bir de uzun vadeli ama şu anda bizi ilgilendiren kısa vadeli önlemlerin ne olduğu, diğerleri zaten peyderpey eğer istikrar sağlanırsa, eğer Cumhurbaşkanı izin verirse gerçekleştirilebilecek unsurlar. Dolayısıyla bir dizi belirsizlikler içerisine giriyoruz ama bunların zaten yapılması gerekiyordu. Bütçe tarafında da sıkıntılarımız var. Daha önce yoktu böyle bir şey. Ama şimdi o da karşımıza çıktı. Demek ki bir ikiz açıkla karşı karşıyayız. Dış ticaret açığımız zaten malum problem. Enflasyon ve fiyatlama davranışları zaten problem. Rezervlerimiz problem. Kurdaki baskı ve normal olmayan uygulamadan dönüş ne kadar acısız olacak o soru işareti. Kur korumalı mevduattan nasıl çıkılacak? Orada ciddi bir bakiye birikti. Kurdaki artıştan oraya hazinenin üzerine gelecek bir sıkıntı olabilir. Bu bir problem. Bankalarımızın kendi içinde menkul kıymetleri düşük faizden almaları ve bunlarda faizlerin yükselmesi sonucu zarar yazmalarından kaynaklı bu riskler nasıl yönetilecek? Bu diğer çözülmesi gereken bir problem. Diğer taraftan reel sektörün düşük faizli kredilere alıştırılıp şimdi faizler olması gereken yere çekildiğinde onların finansman sıkıntıları nasıl çözülecek? Sadece reel sektör değil, bireylerin de işte nakit avanstan şuradan buradan kendilerini döndürürken düşük faizle şimdi o faizlerin belki de yükselmesinin getirdiği problemler nasıl çözülecek? Bunların hepsini alt alta yazdığımızda hepsinin aynı anda çözülebileceği bir politika setinin olmadığını kabul etmek lazım. Onun için de bir program açıklarken bu gerçekçilikte bu konuya yaklaşmak gerekiyor. Türkiye tarafı böyle. Yurt dışında da birkaç tane önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi hiç istemediğimiz bir gelişme oldu bugün. O da Suudi Arabistan petrol kesintisine gideceğim dedi. Günlük 1 milyon varil. Bu da petrolün Brent fiyatını 77-78 dolarlara attı. Allah'tan dünya öyle gürül gürül büyümüyor ya da önümüzdeki dönem böyle bir beklenti yok. Onun için petrol fiyatları biraz o üretim kesintilerine rağmen kendilerini çok yukarı atmıyorlar. Atarlarsa bizim için büyük problem olur. Çünkü bizim dış ticaretimizde dengelemeye çalıştığımız unsurlar petrol fiyatları, enerji fiyatlarıyla bizim aleyhimize çalışabilir. Onu çok dikkatli izlemek gerekiyor. İkincisi ABD'de istihdam verisi beklenenden iyi geldi. Bu Amerika ekonomisinin hala sıcak olduğunu gösteriyor. Fed'in faiz arttırımlarına devam edeceği beklentisi arttı. Bir faiz arttırımı kesin gibi işte ikincisi olur mu diyenler var. Belki pas geçecek diyenler de var ama herhalde bu ayki toplantıda ki bu ay toplantı var.
1,25 bas puanlık faiz artırımı bekleniyor. Onun dışında iyi haber, borç limiti, borç tavanı sorunu ABD'de çözülmüş oldu. En azından 2 seneyle böyle bir problemle Amerika karşılaşmayacak. Bu da dünya finansal piyasaları için bir risk oluşturuyordu. O riskin de bertaraf edildiğini söylemek mümkün. Durumlar böyle. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Bol kazançlar.